Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün masamızın üzerinde QC markasına ait yeni çok güzel bir saat var. Daha önce kanalımızda bildiğiniz gibi birçok saat incelemesi yaptık. Ve genelde bu saatlerin kendine münazır bazı özellikleri bulunuyordu. Bu saatin kendine has özelliklerinden bir tanesi de şarjının çok güzel gitmesi. Bu saati kanalımıza incelememiz için gönderen QC markasına çok teşekkür ediyoruz. Ürün bana geleli yaklaşık bir hafta falan oldu. Ben yaklaşık 3 günden beri saati deniyorum arkadaşlar itibariyle fiyat performanslık arasında baktığımız zaman memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tabii ki bundan çok daha üst modeller kullandım Apple Watch gibi, TicWatch serisi gibi hem pahalı hem üst özelliklerde ürünlerle kıyaslamayacağım tabii ki. Çünkü bu fiyat performanslık arasında verdiğiniz para dahilinde ne kadar ekmek o kadar köfte döndüren bir saat. Ama bu söylediğimden gözünüz korkmasın saat dediğim gibi verdiğiniz parayı hak ediyor. Öncelikle video başında söyleyeyim bu saatle araba görüşme yapabiliyor muyuz? Evet bu saatin araba görüşme özelliği Bluetooth fonksiyonu bulunuyor. Saatin 1.43 inçlik 466'ya 466 piksel değerinde AMOLED bir ekranı bulunuyor. %72'lik bir ekran gövde oranı bulunuyor. Ekranın cam kısmında saatin dakikalarını gösteren fiziksel 10 20 30 40 diye giden saat dakikaları bulunuyor. Saatin 60 Hz'lik bir ekran yenileme hızı bulunduğunu söylüyor. Saatin ekranını açtığım zaman bu saniye kısmında falan bu 60 Hz'i hissedebiliyorum ama menü tarafına geldiğim zaman menü kısmında ben kendim Apple Watch kullandığım için bu ekran bana böyle biraz daha donuyor kasıyor gibi geliyor. Ama tabii ki benim menüden beklentim bir tık daha böyle üst modellerle kıyasladığım için yüksek olduğu için bana bu şekilde geliyor olabilir. Saat bana geldiğinde kutusunu açtım böyle çok zengin dolu dolu bir kutu içeriği yok ama genel itibariyle saati direkt alayım koluma takayım kullanayım dediğiniz zaman kutu içerisi sizi memnun ediyor. Kutu içerisinden öncelikle saatimizin kendisi çıkıyor. Daha sonrasında manyetik şarj cihazı çıkıyor. Bu manyetik şarj cihazıyla kablosuz olarak saati şarj edebiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde şarj oluyor ve bahsettiğim gibi şarjı bayağı uzun süreler gidiyor. Kutunun içerisinden bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Başka ekstra bir kutu içeriği maalesef bulunmuyor. Saatin içerisinde yüzden fazla spor modu bulunuyor. Bu spor modları genel anlamda doğru sonuçlar veriyor. Aynı zamanda saatin alt kısmında kalp ritim sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde kalp ritminizi ölçüyor. Ben Apple Watch'la yaptığım kıyaslamalarda benzer sonuçlar aldım diyebilirim. Aynı zamanda saat kandaki oksijen basıncınızı da ölçüyor. Yine Apple Watch'ta yaptığım testlerde QC'ye %98 kanda oksijenin bulunuyor diyorken Apple Watch 8. nesil %92 kanda oksijenin bulunuyor diyor. Saatin genel malzeme yapısına baktığınız zaman kaliteli bir hissiyat uyandırıyor ve elinizde şık duruyor. Çok kalın değil. Ekran gövde oranıyla da de size dengeli bir kullanım sağlıyor. Saatin üzerinde çizilmelere dayanıklı temperli bir cam bulunuyor. Genel malzemesine baktığınız zaman zinc alloy diyor. Yani çinko dayanıklı bir malzemeden üretilmiş bir saat. Saatin kenar kısmında saat kadranlar arasında geçiş yapabileceğiniz bir tekerlek bir de fiziksel buton bulunuyor. Saatin diğer kısmında da telefon görüşmeleri yapabilmeniz için bir tane mikrofon bulunuyor. Ben yaptığım görüşme testlerinde gayet olumlu sonuçlar aldım. Evet arkadaşlar saat üzerinden görüşmeden bahsediyorduk. Ben şu anda eşimi aradım ve şöyle bir konuşalım. Alo. Alo. nasılsın? İyiyim. Gelin. İyidir. Sesim nasıl geliyor sana? Gayet iyi geliyor. Seninki de güzel temiz geliyor ama biraz sanki az geliyor. Sen mi sessiz konuşuyorsun? Mikrofonun mu kısık? Mikrofon biraz kısık. Şimdi gene geliyor da biraz sanki az geliyor gibi. Ben çok yüksek sesle konuşmuyorum biliyorsunuz. Ha, evet akşam saati olduğu için eşimiz de fazla sesli yüksek konuşmuyor arkadaşlar. Ama genel anlamda benim sesim sana güzel geliyor değil mi? Evet. İyi, seninki de gerçekten temiz geliyor ama dediğim gibi bir tık kısık geliyor. Arkadaşlar şöyle bir şey olabilir. Sessiz yani böyle ev ortamında falan duyabiliyorsunuz rahatlıkla ama dışarıdayken falan böyle biraz daha yaklaştırıp konuşabilirsiniz. Ben denedim dışarıda. Genelde dışarıda saati kullanırken arama görüşme esnasında böyle biraz daha kulağıma yaklaştırarak konuşuyorum. Tabi bu da hoparlörün böyle sesinin bir tık kısık olmasından kaynaklanıyor. Ben şu an son sesini açtım. Benim sesim güzel geliyor mu Semacığım? İyi tamam bana videoda yardım ettiğin için çok teşekkür ediyorum canım öpüyorum Saatin 300 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Bu batarya sayesinde normal kullanımda 15 gün, yoğun kullanımda da 8 gün, şarjının gittiği fabrika verilerince sabit. Ama benim kendi yapmış olduğum testlerde ortalama 4 gün civarında şarjını neredeyse sıfıra indirdim. İçerisinde gelen şarjdan ziyade ben tekrar saati şarj ettim ve şimdi sıfırlayacağım arkadaşlar ve kurulum esnasından itibaren saati tekrardan bir yakından göz atalım. Daha sonrasında da finalle buradayız. Evet arkadaşlar saati sıfırladığınızda böyle bir menü geliyor burada gördüğünüz gibi diller bulunuyor. Şuradan Türkçe'yi seçip OK verdiğinizde QCN'in kendi QR kodu çıkıyor. Bunu telefonunuza okuttuğunuz zaman arkadaşlar QCN'in kendi programıyla karşılaşıyorsunuz. Saat üzerinde görmüş olduğunuz gibi QC programını açtığınızda şöyle bir eşleşme isteği veriyor. Uygulamayı açtığınızda böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Direkt arattığınız zaman saatinizi buluyor ve eşleşmeye hazır. Saatinizde de böyle bir eşleşme isteği geliyor ve seçtiğiniz zaman arkadaşlar başarıyla eşleştirildi diyor. Direkt saate bir güncelleme gelmiş. Ben buradan atla diyorum. Ve bugünün etkinliği kalp ritim hızı, kandaki oksijen, etkinlik kaydı, uyku kaydı, ağırlık falan diyor. Bu fiziksel şeyleri siz kendiniz girebilirsiniz. Egzersiz tarafına girdiğiniz zaman spor modunda harita üzerinde nerede olduğunuzu falan böyle görerek sporunuzu yapabiliyorsunuz. Ayarlar tarafına geldiğim zaman da arkadaşlar uygulamanın içerisinde yüzlerce saat arayüzü var. Bunların içerisinden istediğiniz bir tanesini seçip saate uygulayabiliyorsunuz. Mesela şu uygulama benim hoşuma gitti. Bu arayüzü şöyle indir dedi zaman gördüğünüz gibi öncelikle telefonunuza daha sonrasında da saatinize direkt indiriyor. Ve istediğiniz arayüz gördüğünüz gibi saatinize işleniyor ve uygulama içerisindeki arayüzde kullanabiliyorsunuz. Yine böyle uygulama içerisinde farklı modlar var arkadaşlar. Telefon, alarm, fotoğraf çekme gibi özellikleri buradan kullanabiliyorsunuz. İzin ver dediğiniz zaman anlıyorum dedim. Tekrar seçtim. Evet şu anda gördüğünüz gibi kameram açıldı. Buradan basarak böyle fotoğraflar çekebiliyorum. Saatiyle çektiğim fotoğrafta gördüğünüz gibi kendi galerime işleniyor. Eğer Arkadaşlar saati kaybettiğinizi düşünüyorsanız saatinizi bulamıyorsanız uygulama üzerinden böyle saat arıyorum'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi saatin üzerinde bir müzik çalıyor. Tekrar yapalım. Saatinizle uygulama üzerinden böyle bu tarz canlı bildirimler de alabiliyorsunuz. Şöyle yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman bir kontrol paneli geliyor. Bu kontrol panelini kullanarak hızlı ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı çektiğinizde bildirimleriniz geliyor. Şöyle sol tarafa çektiğiniz zaman burayı özelleştirebiliyorsunuz. Buraya istediğiniz uygulamayı koyabiliyorsunuz. Sağ tarafa çektiğim zaman spor modlarında kalori vesaire bulunuyor. Kalp ritmi bulunuyor. İsterseniz kandaki oksijeni falan rahatlıkla ölçebiliyorsunuz. Menü üzerinden gelirsek buradan kişiler uygulama üzerinde saatinize kişiler ekleyerek kullanabiliyorsunuz. Aktivite dediğiniz zaman arkadaşlar burada spor aktiviteleriniz görünüyor. Ben sıfırladığım için buradaki aktiviteler görünmüyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü spor uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaları kullanarak istediğiniz sporun kaydını tutabiliyorsunuz. Kalp ritmi, kandaki oksijeni ölçme, anlık stres seviyenizi ölçebiliyor, uyku takibi yapabiliyor. Buradan gördüğünüz gibi müzik kontrollerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamandaki telefondaki müziği arkadaşlar şuradan seçip isterseniz saat saatinizde oynatabiliyorsunuz. Tabii şöyle telefsiz bir müzik açalım. Saatin içerisinde hava durumu, alarm, nefes eğitimi, el feneri, fotoğraf çekme, telefonu bulma, hesap makinesi, takvim gibi özellikler bulunuyor. Şöyle telefonu bul dediğimizde Evet, böyle bir melodiyle görmüş olduğunuz gibi telefonumu bulabiliyor. Şuradaki kadran tekerleği sayesinde böyle saat arayüzleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bir tane özelleştirilebilir saat arayüzü var. Ben şöyle yapmıştım. Uygulama içerisinden istediğiniz gibi bunu değiştirebiliyorsunuz. Şöyle saatin ayarlar tarafına girdiğiniz zaman ekran ayarları, ses ayarları, şifreleme, dili değiştirme, tema diyor arkadaşlar. Buradaki tema tamamen şuradaki uygulamaların sırası. Yani isterseniz böyle sırayla da kullanabilirsiniz. Çift tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi biraz böyle iPhone vari bir tema sizi karşılıyor. Ekran 60 Hz diyor ama tabii ki iPhone kadar işlemcisi yüksek olmadığı için iPhone kadar hızlı bir tepki vermiyor. Yine çift tıkladığımda şöyle bir menü beni karşılıyor. Bir daha çift tıkladığım zaman böyle iç içe geçmiş halkalar şeklinde menüler geliyor. Bir daha çift tıkladığım zaman böyle uygulamalar bu şekilde geliyor. Tekrar çift tıkladığım zaman böyle bu şekilde orijinal arayüzüne tekrar dönüş yapıyor. Saatin içerisinde bir de Always On Display özelliği bulunuyor böyle biraz beklediğinizde görmüş olduğunuz gibi AMOLED ekranın faydalarını görüyorsunuz. İsterseniz böyle sürekli açık ekran olarak kullanabilirsiniz. Ayarlar tarafında her zaman açık ekran bulunuyor. Buradan isterseniz dijital kadran olarak da ayarlayabilirsiniz. Biraz beklediğinizde böyle bu şekil dijital always on display özelliği devreye giriyor. Saatin özellikleri bu şekildeydi. İsterseniz finale gidelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda QC'ye markasının GT2 isimli saatini sizlerle birlikte değerlendirdik. Saat hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şu an ben videoyu çekmiş olduğum tarih itibariyle size bir indirim kodu vereceğim. Hem aşağı hepsi buradanın linkini hem de QJ'nin resmi satış sayfasını ekleyeceğim. QJ'nin sitesine girip şurada görmüş olduğunuz kodu kullanarak daha uygun şekilde alabilirsiniz. Saati ben genel anlamda fiyat performans kıyaslamasında kullanılabilir buldum. Saatle alakalı düşüncelerim genel anlamda olumlu. Dediğim gibi çok saatten böyle yüksek bir beklentiniz yoksa herhangi bir marka ekosistemine dahil değilseniz bu saati herhangi bir Android'de de iOS yazınızda çok rahat bir şekilde kullanabilir ve akıllı saati ihtiyacınızı bu saatle giderebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.